birleşirler birleşirler. Bir bakmışsınız Aslım Ozan'ı affetmiş. Hatta nikah bile kıymışsınız. Kimi kiminle nikahlıyorsunuz? Bu ne vurdum Duymaz? Benim kızım senin oğlunun çocuğunu taşıyor. Ozan'ın bebeğini taşıyor. Sibel'cim, bak son günlerde hepimiz çok kötü şeyler yaşadık. Lütfen bir sakin olalım. Otur şöyle sakin sakin konuşalım. Sakinleşmiyorum Jülide. Ozan kızımı ikinci kez yüzüstü bırakıyor. Oğlunu karşına alıp konuşacaksın. Eğer sen bu konuşmayı yapmazsan ben yaparım. Çocuklarımız kendi kararlarını kendi verecek yaştalar. Senin benim lafımla hareket edecek değiller herhalde Sibel. Ha, oğlunu başıboş bırakmaya dünden razısın yani ha? Hani bu kadına düşmandın sen? Hani onun kızından nefret ediyordun? Ne oldu şimdi dünür olmalar filan? Jülide Hanım, ben gideyim artık. Lütfen, lütfen otur Hediye. Yok yok, gideyim ben. Her seferinde aynı şey oluyor çünkü. Evinizde tatsızlık çıkmasın daha fazla. Sen bu kadına fazla yüz verme. Yarın bir gün senin de kocanı baştan çıkartır. Ha söylemedi deme. Ne diyorsun sen ya? Haddini bilsene. Sibel, o nasıl laf öyle? Evimde böyle şeyler konuşulsun istemiyorum, lütfen. Jülide Hanım, tekrar geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Sibel senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne söylediğinin farkında mısın? Jülide ben anlamam. Siz nasıl hayaller kuruyorsunuz bilmiyorum ama... gerçekler Berçin'den geçiyor. O bebek babasız doğmayacak. Ozan Berçin'le evlenecek, o kadar! Jülide'ye karşı kullanabilirim. Bunların hepsi benim olacak. Sana bir tek gömlek bile vermeyeceğim Jülide. Geçmişin bütün acısını çıkaracağım. Benim olanı geri alacağım. Ütülediklerimi yerleştiriyordum Jülide Hanım. Ellerinize sağlık. Eğer bittiyse aşağı inebilirsiniz. Benim biraz başım ağrıyor, dinlenmek istiyorum. Hem Mümtaz Bey gelecek misafiriyle. Onlarla ilgilenirseniz sevinirim. Tabii ki. Siz dinlenin Jülide Hanım. Şule Hanım olmalısınız. Jülide telefonda bahsetmişti. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Jülide Hanım yukarıda istirahat ediyor. Sizin geleceğinizi söylemişti. Tamam. Hadi geç bakalım. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Ya sen ne yapıyorsun burada? Oğlumu çaktırma, devam et. Beni tanımıyorsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Evet, çekilebilirsiniz. Evet Fatih, seninle konuşmak istiyorum demiştin ama geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Seni dinliyorum. Ah evet, daldım ben, kusura bakmayın.
şu ortaklık belgelerini söyleyecektim. İmzalamayacak mısınız? Bilmiyorum. Daha incelemedim. Tarık hocam imzaladı. İmzalamadan önce çok detaylı bir şekilde inceledi. Sen ne demeye getiriyorsun Fatih? Okumadan, incelemeden imzayı bas mı diyorsun? Kusura bakma. Ben kimseye güvenmem. Size kurabiye getirmiştim, atıştırırsınız diye. Hanımefendi, bir daha ben sizi çağırmadan buraya gelmeyeyim. Bir toplantıyı tam ortasından böldünüz. Şimdi lütfen çıkın dışarı. Çok özür diliyorum. Evet Fatih. Ben biraz müsaadeni isteyeceğim. Evrakları hafta içinde incelerim. Sen de kahveni bitirdikten sonra gidebilirsin. Anne senin ne işin var? Çalışıyorum oğlum, görmüyor musun? Ne demek çalışıyorum ya? Jülide'ye oğluna hizmet mi edeceksin? Aklını mı kaçırdın sen? Aklım gayet yerinde. Ne demişler? Dostuna yakın ol, düşmanına daha da yakın. Bütün planımı bozacaksın anne. Aksine planların bozulmasın diye buradayım. Görüyorsun işte, adam imzalamıyor. Ozan da Aslı'nın da yok ortada. Ama ben bu evde her şeyi halledeceğim. Zehirli sarmaşık gibi bütün evi saracağım. Sen hiç merak etme. Senden korkulur vallahi.